duvardaki delik. Vaktiyle bir ressam küçük ve çok güzel bir resim yapmış. Sonra bu resmi öyle bir yere asmış ki sormayın. Kimin aklına gelir aynadan görünen bir resim? Aynadan resme bakınca resim daha bir güzel görünüyormuş. Evin kedisi ormandaki herkese ballandıra ballandıra gördüğü bu resmi anlatıyormuş. Kedi deyip geçmeyin. Bu kedi o kadar görgülü, o kadar bilgeymiş ki ormandaki tüm hayvanlar ona hayranmış. Kedi ağzını bir açtı mı herkes kulak kesilirmiş. Çok geçmeden kedinin evindeki o güzel resmin şanı hayvanlar arasında kulaktan kulağa yayılmış. Tüm orman halkında heyecan yaratmış. Nihayet resim nedir diye sormuş hayvanlar. Yassı bir şey demiş kedi bilmiş. Tam bir ustalık eseri. Yani güzel. Hayvanlar heyecandan yerlerinde duramaz olmuşlar. Hoplamışlar, zıplamışlar, toynaklarıyla yeri dövmüşler, pençelerini vay canına deyip havalara savurmuşlar. Ah o resmi bir kerecik görmek için neler vermezlermiş. Bu resmi bu kadar güzel yapan ne? Diye sormuş ayı. Aynadaki görünüşü demiş kedi. Peki ayna ne demiş inek mööö diyerek? Duvardaki bir delik demiş kedi miyavlayarak. O deliğe bakacaksın ve o deliğe bakınca resmi göreceksin. Baş döndürücü, yo. Göz kamaştırıcı güzellikte bir şey. O ana kadar tek kelime etmeyen eşek şüpheyle anırmış. Bugüne kadar böyle bir güzellik hiç olmadı. Bugünden sonra da var olamaz. Varsa dahi o işte vardır bir bitkeni yani. Kedinin kalbi kırılmış. Hiç miyavlamamış. Arkasını dönmüş. Kuyruğunu sallaya sallaya gitmiş. Birkaç gün konuyla ilgili sessiz kalınsa da hayvanlar aleminde merak artmış. Hayvanlar keyiflerini kaçıran eşeğe yüklenmişler. Eşek önce susmuş sonra konuşmuş. Kimin haklı olduğunu anlamak kolay. Gidip o deliğe bakacağım, sonra size orada ne gördüğümü anıracağım. Hayvanların içi rahatlamış. Eşek koyulmuş yola, varmış resmin yanına. Dalgınlık bu ya, yanlış yerde durmuş o da. Hiç durulur mu resimle ayna arasında? Geri dönüp anlatmış. Kedi yanılmış. O delikte yalnız eşek var. Resim falan değil yani. Emin misin demiş fil. O kadar yakında mıydı? Yüce Hakdi, hayvanlar aleminin kralı. O kadar yaklaştım ki neredeyse burnum değecekti. Çok garip demiş fil. Kedi şimdiye kadar hiç yanılmadı. Başka birini yollayalım. Bunun üzerine ayı koyulmuş yola, varmış resmin yanına. O da yanlış yerde durmaz mı? Aynadan kendine bakmaz mı? Geri dönüp anlatmış. Yalnızca kedi yanılsa iyi, eşek de yanılıyor yüce Hakdi. Ben deniz gördüm gerçeği, delikte vardı bir ayı. Gelip de anlatmasam size bunları olmazdı. Hayvanların gözleri fal taşı gibi açılmış bunun üzerine fil. Teker teker tüm hayvanları yollamış.
İnek gitmiş önce delikte görmüş inek. Kaplan gitmiş sonra delikte görmüş kaplan. Hayır demiş aslan, delikte gördüm aslan. Leopar demiş ki, aslan, delikte gördüm leopar. Yok deve demiş deve. O da bakmış kendine. Hadi de nasıl bir öfke, nasıl bir öfke. Burnundan soluyarak demiş, ben hata ettim. En iyisi kendim gideyim. O da koyulmuş yola, varmış resmin yanına. Bir de ne görsün? Koskoca bir fil. Kediden kısa. Bir ayna ile bir resim ya da aynayla hayal gücü arasında durma. Bakmak ve görmek başka şeylerdir. Bunu sakın unutma.